Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın sürücüsü iki yönlü, dört veya daha fazla şeritli yollarda geçme ve dönme dışında aşağıdakilerden hangisinde seyretmek zorundadır? A. En sağ şeritte, B. Bankette, C. En sol şeritte, D. Orta şeritte. Doğru yanıtımız A. En sağ şeritte. 2. Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin sürekli 4,5 saatlik araç kullanma süresi sonunda eğer istirahate çekilmiyor ise en az kaç dakika mola almaları mecburidir? A. 20, B. 25, C. 35, D. 45. Doğru yanıtımız D. 45. 3. Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalıdır? A1, B2, C3, D4. Doğru yanıtımız C. 3. Dört. Konvoy halinde seyreden araçların arasındaki mesafe en az ne kadar olmalıdır? A. Takip mesafesi kadar, B. Araç uzunluğunun 3 katı kadar, C. Trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar, D. Aracın cinsi ve teknik özelliklerinin gerektirdiği kadar. Doğru yanıtımız A. Takip mesafesi kadar. 5. Şekildeki karayolu bölümünde hangi numaralı taşıtın ok yönündeki hareketi yasaktır? A1, B2, C3, D4. Doğru yanıtımız B2. 6. Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın sürücüsü iki yönlü, dört veya daha fazla şeritli yollarda geçme ve dönme dışında aşağıdakilerden hangisinde seyretmek zorundadır? A. Bankette, B. Orta şeritte, C. En sağ şeritte, D. En sol şeritte. Doğru yanıtımız C. En sağ şeritte. 7. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir? A. Yaya yolu, B. Bisiklet yolu, C. Bölünmüş yol başlangıcı, D. Trafiği hızlandırma işareti. Doğru yanıtımız C. Bölünmüş yol başlangıcı. 8. Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi şeridin sadece ileri seyir veya sola dönüş için olduğunu bildirir? Doğru yanıtımız D. 9. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? A. Bisiklet girişinin yasak olduğunu, B. Motosiklet girişinin yasak olduğunu, C. Sadece motosikletlilerin girebileceğini, D. Motosikletliler için hız sınırlamasının olduğunu. Doğru yanıtımız B. Motosiklet girişinin yasak olduğunu. 10. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir? A. Demiryolu alt geçidi, B. Demiryolu üst geçidi, C. Kontrollü demiryolu geçidi, D. Kontrolsüz demiryolu geçidi. Doğru yanıtımız D. Kontrolsüz demiryolu geçidi.
11. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? A. Dönel kavşak yaklaşımını. B. İleri ve sola mecburi yönü. C. Sağa ve sola mecburi yönü. D. Ada etrafında dönüleceğini. Doğru yanıtımız B. İleri ve sola mecburi yönü. 12. Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır? A. Yavaşlayıp yolu kontrol ederek geçmeli. B. Durmalı, trafik uygunsa devam etmeli. C. Yeşil ışık yanıncaya kadar durmalı. D. Durmadan dikkatli geçmeli. Doğru yanıtımız B. Durmalı, trafik uygunsa devam etmeli. 13. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir? A. Ana yol, tali yol kavşağına. B. Işıklı işaret cihazına. C. Açılan köprüye. D. Havalimanına. Doğru yanıtımız A. Ana yol, tali yol kavşağına. 14. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? A. Yaya giremez. B. Bisiklet giremez. C. At arabası giremez. D. Motorlu taşıt giremez. Doğru yanıtımız D. Motorlu taşıt giremez. 15. Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması beklemekte olan sürücüye neyi bildirir? A. Geri dönmesini. B. Motorunu durdurmasını. C. Harekete hazırlanmasını. D. Biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını. Doğru yanıtımız C. Harekete hazırlanmasını. 16. Yetkililerce araçla ilgili belgelerin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir? A. Trafik suçu. B. Trafik terörü. C. Trafik kusuru. D. Trafikten men. Doğru yanıtımız D. Trafikten men. 17. Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında riskli davranış olarak değerlendirilmez? A. Aşırı hız yapmak. B. Alkollü araç kullanmak. C. Emniyet kemeri takmak. D. Elinde cep telefonuyla araç kullanmak. Doğru yanıtımız C. Emniyet kemeri takmak. 18. Kaza geçirmiş yaralının hayatını tehdit eden bir tehlike söz konusu ise omuriliğine zarar vermeden araç içerisinden çıkartmak için olarak adlandırılan teknikten yararlanılır. Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A. Sırtta taşıma yöntemi. B. Rentek manevrası. C. İtfaiyeci yöntemiyle omuza taşıma. D. Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi. Doğru yanıtımız B. Rentek manevrası. 19. Kırığı oluşturan kuvvet sadece kemiği kırmayıp beraberinde kemiğin etrafındaki damarları, sinirleri, tendonları, kasları, deri ve komşu organları da yaralayabilir. Buna göre kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulaması olur? A. Kırık bölgenin hareketsiz hale getirilmesi. B. Kırık bölge hareketsiz hale getirilmeden taşınma yapılması. C. Kol ya da bacakta bozulmuş şeklin düzeltilmeye çalışılması. D. Kazazedenin oturmasına ya da sağa sola kımıldamasına izin verilmesi. Doğru yanıtımız A. Kırık bölgenin hareketsiz hale getirilmesi. 20. Kırık ve çıkık bölgesine ilk yardım olarak aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır? A. Sürekli buzdolabı olur. B. Kuvvetli masaj yapılır. C. Sıcak uygulama yapılır. D. Hareketsiz kalması sağlanır.
Doğru yanıtımız D. Hareketsiz kalması sağlanır. 21. Derin yaralanmaya sebep olan batıcı cisim yara üzerinde duruyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır? A. Cisim çıkarılır ve yaraya tentürdiyot dökülür. B. Cismin dışarıda kalan kısmı cilt hizasından kesilir ve yara sıkı sarılır. C. Cisim çıkarılmadan tespiti yapılır ve yaralı hastaneye sevk edilir. C. Cisim çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir. 22. Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir? A. Saç dökülmesi. B. Bedensel aktivitede artma. C. Ağızdan köpüklü kan gelmesi. D. Yaralanma bölgesinin alt tarafında felç. 23. Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir? A. Kollarının baş hizasında durmasına. B. Baş tarafından çekilerek çıkarılmasına. C. Ayak tarafından çekilerek çıkarılmasına. D. Baş, boyun, gövde hizasının bozulmamasına. Doğru yanıtımız D. Baş, boyun, gövde hizasının bozulmamasına. 24. Ağızdan ağza suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir? A. Yastıksız olarak sırtüstü yatırılması. B. Başının altına yastık konularak sırtüstü yatırılması. C. Sırtüstü yatar pozisyondayken başının geriye doğru olması. D. Sırtüstü yatar pozisyondayken çenesinin göğsüne değecek şekilde olması. Doğru yanıtımız C. Sırtüstü yatar pozisyondayken başının geriye doğru olması. 25. Aşağıdakilerden hangisi atar damar kanamasının özelliğidir? A. Açık renkli kanın yara ağzından kalp atımlarına uyumlu şekilde fışkırarak akması. B. Düşük basınçla akması ve kısa sürede durdurulabilmesi. C. Koyu renkli ve taşma tarzında kan akması. D. Kanamanın sızıntı şeklinde olması. Doğru yanıtımız A. Açık renkli kanın yara ağzından kalp atımlarına uyumlu şekilde fışkırarak akması. 26. Kalp masajı yapılacak olan kazazedede hangi pozisyonda ve nereye yatırılmalıdır? A. Sırt üstü sert dizemine. B. Yüz üstü sert dizemine. C. Sırt üstü yumuşak bir zemine. D. Yüz üstü yumuşak bir zemine. Doğru yanıtımız A. Sırt üstü sert bir zemine. 27. Kalp masajı hangi durumdaki kişiye uygulanır? A. Kalbi duran. B. Bilinç kaybı olan. C. Solunum güçlüğü olan. D. Nabız sayısı düşük olan. Doğru yanıtımız A. Kalbi duran. 28. Bak, dinle, hisset yönteminde bak ne anlama gelir? A. Yaralının göğüs kafesinin inip kalktığına bakılması. B. Kaza bölgesinde yanıcı madde olup olmadığına bakılması. C. Yaralıda kırık olup olmadığına bakılması. D. Kaç yaralı olduğuna bakılması. Doğru yanıtımız A. Yaralının göğüs kafesinin inip kalktığına bakılması. 29. Havada bulunan oksijenin kanda bulunan karbondioksitle yer değiştirmesi işlemi vücudumuzda hangi sistem sayesinde gerçekleşir? A. Sinir sistemi. B. Sindirim sistemi. C. Boşaltım sistemi. D. Solunum sistemi. Doğru yanıtımız D. Solunum sistemi. 30.
Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda kazazedelerin durumu değerlendirilir ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenir. Buna göre ilk önce müdahale edilmesi gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir? A. Ölmüş olan, B. Ağır kanamalı olan, C. Birinci derecede yanığı olan, D. Ayak bileğinde burkulma olan. Doğru yanıtımız B. Ağır kanamalı olan. Otuz bir. Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırma park etmekten kaçınır? A. Empati düzeyi yüksek. B. Görgü seviyesi düşük. C. Sorumsuz. D. Bencil. Doğru yanıtımız A. Empati düzeyi yüksek. 32. Aşağıdakilerden hangisi araç kullanırken öfke duygusuna kapılan bir sürücünün kendisini sakinleştirmek için uygulaması gereken yöntemlerden biri değildir? A. Trafik ortamında gerilimli durumların olabileceğini kabul etmesi. B. Karşılaşılan durumla ilgili negatif çözümler üretmesi. C. Radyo ve müzik açması. D. Derin nefes alması. Yanıtımız B. Karşılaşılan durumla ilgili negatif çözümler üretmesi. 33. Yayalara, özellikle de yaşlı, çocuk ve engellilere yeşil ışık süresinde karşıya geçişi tamamlayamadığından dolayı korna çalma ya da el kol hareketleriyle çabuk geçmeye zorlama hali trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir? A. Sabır. B. Öfke. C. İnatlaşma. D. Aşırı tepki. Yanıtımız A. Sabır. 34. Sürücünün trafik ortamında yaptığı hangi davranış diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmasına sebep olabilir? A. Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi. B. Aracını kullanırken trafik kurallarının bilincinde olması. C. Başkalarının canına ya da malına zarar verme sorumluluğunu üstlenerek araç kullanması. D. Sürekli şerit değiştirerek araç kullanması. Yanıtımız D. Sürekli şerit değiştirerek araç kullanması. 35. Sürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi hali, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir? A. Kabalık. B. Hırçınlık. C. Bencillik. D. Sorumluluk. Doğru yanıtımız D. Sorumluluk. 36. Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır? A. Eskiyen buji kabloları değiştirilir. B. Motor yüksek devirde kullanılır. C. Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir. D. Araç yokuş aşağı inerken vites boşa alınıp kontak kapatılır. Doğru yanıtımız A. Eskiyen buji kabloları değiştirilir. 37. Süspansiyon sisteminde bulunan ve yay salınım süresini kısaltan şekildeki soru işaretiyle gösterilmiş parça aşağıdakilerden hangisidir? A. Şaft. B. Volan. C. Kavrama. D. Amortisör. Doğru yanıtımız D. Amortisör. 38. Aracın elektrik sisteminde sigortalardan biri yanmışsa aşağıdakilerden hangisi yapılır? A. Aynı amperde yenisiyle değiştirilir. B. Daha küçük amperde sigorta ile değiştirilir. C. Daha büyük amperde sigorta ile değiştirilir. D. Herhangi bir amperde sigorta ile değiştirilir. Doğru yanıtımız A. Aynı amperde yenisiyle değiştirilir.
39. Radyatör kapağının arızalı olması aşağıdakilerden hangisine neden olabilir? A. Motorun soğuk çalışmasına. B. Motorun hararet yapmasına. C. Fren hidroliğinin azalmasına. D. Bijon somunlarının gevşemesine. Doğru yanıtımız B. Motorun hararet yapmasına. 40. Radyatör hortumlarında çatlaklar varsa ne yapılır? A. Bantlanır. B. Yapıştırılır. C. Değiştirilir. D. İple sarılır. Doğru yanıtımız C. Değiştirilir. Bir. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir? A. Motor yağ basıncını. B. Fren hidrolik seviyesini. C. Depodaki yakıt miktarını. D. Motor soğutma suyu sıcaklığını. Doğru yanıtımız C. Depodaki yakıt miktarını. 42. Aşağıdaki araçların hangisinde yangın söndürme cihazı bulundurmak zorunlu değildir? A. Otobüs. B. Kamyon. C. Otomobil. D. Lastik tekerli traktör. Doğru yanıtımız D. Lastik tekerlekli traktör. 43. Trafik kazasına karışan sürücü yaralanmamış ise aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır? A. Akan trafiği kontrol etmek. B. Yolu hemen trafiğe açmak. C. Kaza ile ilgili iz ve delilleri yok etmek. D. Işıklı işaret veya yansıtı cihazları koymak. Doğru yanıtımız B. Yolu hemen trafiğe açmak. 44. 1. İtfaiye araçları. 2. Toplu taşıma araçları. 3. Yaralı ve acil hasta taşıyan araçlar. Verilenlerden hangileri geçiş üstünlüğüne sahiptir? A. Yalnız 1. B. 1 ve 2. C. 1 ve 3. D. 1, 2 ve 3. Doğru yanıtımız C. 1 ve 3. 45. Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durmaya örnektir? A. Yük boşaltmak için beklemek. B. Yolcu indirmek ve bindirmek. C. Kırmızı ışıkta beklemek. D. Park etmek. Doğru yanıtımız C. Kırmızı ışıkta beklemek. 46. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazası sırasında sürücü ve yolcunun taşıttan dışarı fırlamasını ya da başını çarpmasını önler? A. Engel işareti. B. Çekme halatı. C. Boyun korsesi. D. Emniyet kemeri. Doğru yanıtımız D. Emniyet kemeri. 47. Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın hangi tarihleri arasında kış lastiği kullanması zorunludur? A. 1 Eylül 1 Ocak. B. 1 Ekim 1 Şubat. C. 1 Kasım 1 Mart. D. 1 Aralık 1 Nisan. Doğru yanıtımız D. 1 Aralık 1 Nisan. 48. Eğimli iki yönlü dar yollarda karşılaşan araç sürücüler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsüne yol vermesi. B. Çıkan araç sürücüsünün inen araç sürücüsüne yol vermesi. C. İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsünü ikaz edip durdurması. D. İnen araç sürücüsünün aracın motorunu durdurup vitesi boşalması. Doğru yanıtımız A. İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsüne yol vermesi. 49. Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücü hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır? A. Sadece para cezası verilir. B. Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır. C. En sağ şeritten gitmek koşuluyla araç kullanmasına izin verilir. D.
İdari para cezasının yanı sıra sürücü belgesi 5 yıl süreyle geri alınır ve Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanır. Doğru yanıtımız D. İdari para cezasının yanı sıra sürücü belgesi 5 yıl süreyle geri alınır ve Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanır. Elli. Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir? A. Aşırı hız yapmaktan kaçınılması. B. Geçiş önceliğine sahip araçlara yol verilmesi. C. Engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi. D. Trafikte sürücülerin tek başına olmadığının düşünülmesi. Doğru yanıtımız C. Engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi. Evet sevim dersi izleyenleri, sizler için hazırladığımız bir 50 sorunun daha sonuna geldik. Haziran ayı sınavında sizlere daha birçok konuda videolar çekeceğiz. Ders anlatımları ve soru çözümleri devam edecek. Tabii videoların devamının gelmesini sağlayacak olan şey kanalımıza abone olmanız, videolarımıza like atmanız ve yorumlarda durumlarınızı bildirmeniz. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın, başarılar diliyoruz.